Zaten önceki bölümde konuşmuştuk. Evet. Dolayısıyla buradaki belirsizliklerin azalması için iki tarafın da adaylarının netleşmesi, ittifakların netleşmesi gerekiyor. Evet, peki Sayın Aksoy, bir de önümüzdeki süreçte sadece yerel seçimi konuşmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayını da konuşuyoruz. Aslına bakarsanız Özgür Özel, Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. Cuma günü bir açıklama yapacağım dedi. Yarın saat 14 işaret ediliyor. Genel merkezde Özgür Özel açıklama yapacak ama onun öncesinde galiba Özgür Özel'in adaylığını Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim İş Genel Başkanı ile yapmış olduğu görüşmenin basın toplantısında açıklamış oldu. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun vurgusu önemli. Kendisi diyor ki Özgür Bey yarın adaylığını ilan edecek. Özgür Özel'in adaylığı gayet güzel. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her üyenin genel başkan olma ihtimali vardır. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl bir büyük kurultay süreci bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bu yarış sizce nasıl geçecek? Değişim mi galip gelecek? Ne dersiniz? Kurultay için öngörünüz nedir? Şimdi şöyle, öncelikle bir hak teslimi yapmak gerektiğine inanıyorum. Bugün Türkiye'de gerçekten parti içi demokrasiyi, parti içi tartışmayı, özgür aklı egemen kılan partilerin başına Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Belki 100. yılına gitmesi, bu kadar seçim yenilgilerinin ardından hala dimdik, dipdiri ayakta kalmasının temel nedenlerinden biri de bu. Ben hep şunu söylerim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir mahalle seçimi, mahalle delegesi seçimi başka partilerin büyük kurultayına denk gelebilir. Tartışması, heyecanı vesaire açısından. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine özgü böyle bir yapısı, durumu var. İyi ki de bu yanı var. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sürece dair yaptığı açıklama son derece saygın bir tutum. Elbette ki her Cumhuriyet Halk Partili'nin genel başkan olma hakkı vardır. Bazen insanı şunu düşündürebiliyor, ya bu kadar temel hakkı konuşmak, bundan dolayı mutlu olmak garip mi diye. Ama Türkiye gerçeği üzerinden değerlendirirseniz gerçekten de önemli bir şey. Çünkü başka partilerde, özellikle milliyetçi partilerde geçmişte aday olanların fiziki şiddete maruz kaldığı durumlar, görüntüler bile hafızalarımızda. Bu nedenle parti içi demokrasinin her açıdan önemli olduğunu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha da önemli olduğunu ifade etmek ve bu tutumdan dolayı sürecin bütün aktörlerini kutlamak isterim. Kurultaya gelecek olur isek şöyle, genelde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için de söyleyebiliriz bunu. Her zaman mevcut yönetimler yeni adaylara göre birçok açıdan avantajlıdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman sürprizlere açık bir yapı vardır. Eğer bu soruyu bana birkaç hafta önce sormuş olsaydınız, ben CHP Genel Merkezi'nin daha anlamlı bir oranda önde olduğunu ve kurultayı rahatlıkla alabilme ihtimalini söyleyebilirdim. Ama son kongrelere bakıldığında iki taraftan birinin çok baskın olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla CHP kurultayı birçok sonuca gebe olabilir. Burada adaylar görünen o ki şu an için belli. Elbette ki yeni adaylar da çıkma ihtimali, potansiyeli var. Ama bundan sonraki sürecin nasıl yürüyeceği, illerin il kongrelerinin özellikle bitmesiyle birlikte daha doğru bir yanıt verebiliriz. Çünkü şu anda büyük oranda ilçe kongreleri tamamlanmış durumda. Özellikle büyük iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi büyük illerde, delegasyonun içinde önemli yer tutan büyük iller henüz netleşmiş değil. O nedenle de şu an için erken kimin kazanacağını söylemek. Şu an için erken. Delege yapısı üzerinde genel merkezin etkisinden her kurultaya yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde söz edilir. Siz şimdiki yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine büyüdüğü bir sosyoloji var. Bu sosyoloji açısından bakarsak birçok şeyde, yani Türkiye'nin 81 ilinde örgütlülüğü olan ve bununla birlikte güçlü örgütleri olan, hem sayısal açıdan hem eylemlilik açısından güçlü örgütleri olan bir yapısı söz konusu. Daha da çok, yani şeyde, hem işte Türkiye'nin ilerici
nüfusunun daha yüksek eğitimli, görece kentli vesaire nüfusu kapsıyor. Öte yandan Kürt toplumundan, Alevi toplumundan veya işte Sünni yurttaşlardan önemli temsiliyetlerin olduğu bir sosyoloji Cumhuriyet Halk Partisi. Görece daha demokrat, sosyal demokrat değerleri benimsemiş bir sosyolojiye dayalı bir yapısı söz konusu. Peki Sayın Aksoy, önümüzdeki yerel seçim sürecine giderken biraz da seçmeni nasıl değerlendirdiğinizi ben öğrenmek isterim. Hem AKP'nin, iktidarın seçmeni, hem muhalefetin, özelde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni. Çünkü bir yanda muhalefet seçmeninde hayal kırıklığı varken, o hayal kırıklığının yaratmış olduğu atmosfer dağılabildi mi ya da dağılabilecek mi bilmiyorum ama iktidar seçmeninde de ağır ekonomik koşulların etkisi olsa gerek. Dolayısıyla hem Cumhur İttifakı'nın ya da hem AKP'nin hem CHP'nin seçmeni en basit haliyle değerlendirildiğinizde yerel seçimlerde sizce şu şartlar altında nasıl bir yansıma olacaktır? Yerel seçimlerde şöyle, bugünkü muhalefetin dağınıklığının gitmesi halinde muhalefet beklenenden daha güçlü bir sonuç alma potansiyeline sahip. Ama bugünkü dağınıklık gitmezse iktidar gerçekten başarıyla çıkabilir yerel seçimlerden. Bence belirleyici olan durum burası olacak. Çünkü tekrar diyorum, yani yerel seçime giderken seçmen genelde kesmediği faturayı yerel seçimde kesebiliyor. Bunu çok ayırt edebiliyor. Mesela muhalefet seçmeniyle yaptığımız ölçümlerde şunu da görüyoruz aynı zamanda. Bu genel seçim sürecinden dolayı partilerinin üst yönetimlerine kırgınlıkları, kızgınlıkları, hayal kırıklıkları mevcut olmakla birlikte yereldeki isimlerin adaylığı halinde desteğini esirgemiyor. Yani özetle genelle yereli ayıran bir tutumla karşı karşıyayız. Ama bu elbette ki sabit bir şey değildir. Seçmenin duygusu, tercihleri hiçbir zaman sabit kalacak varsayımıyla hareket edilemez. Eğer bu dağınıklık hali devam edebilirse var olan heyecanını, var olan desteğini geri çekme potansiyeli de açıkçası söz konusu. Burada biraz bu sorunun yanıtını ancak muhalefetin seyrine bakarak verebiliriz. Ama en temel beklentiniz ne olur derseniz, ben yerel seçimlerde aynı 2018-2019 genel ve yerel seçimindeki süreçte olduğu gibi bu genel seçimin hayal kırıklığını yerelde tedavi etme ihtimalinin güçlü ihtimal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Son sorum da yine benzeri şekilde özellikle İstanbul'da olduğu gibi bir süreç yaşanma olasılığını nasıl görüyorsunuz? Seçim sonuçlarının kabul edilmemesi, üzerinde çok odaklanılması, bazı noktalarda tekrar tekrar sayımını yapılması, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor denmesi, iktidar bu sefer kolay bırakır mı büyük şehirleri, özellikle İstanbul'u? Vallahi bu konuda bu ülkenin yurttaşları olarak büyük deneyime sahibiz. Çok sayıda seçim önleyin olmadığı için iptal edildi. Yalova'da, İstanbul'da, başka yerlerde. Dolayısıyla geçmiş deneyimimiz bize gösteriyor ki aradaki fark küçükse iktidar buna cesaret edebiliyor. Ama aradaki fark büyükse iktidar buna cesaret edemiyor. Dolayısıyla farkın az ya da çok olması burada belirleyici olan. Çünkü artık kimse iktidar bunu yapmaz deme hakkını kendinde göremez. Çünkü yaptı. Seçimin hemen öncesinde Türkiye'nin önemli siyasilerine yasak getirmek de dahil, kaybettiği seçimleri iptal etmek de dahil birçok şey yaptı. Burada esas olan şey katılımın ne kadar olacağı, aradaki farkın ne kadar olacağı. Yani ben şuna inanıyorum, yani 31 Mart 2019'da arada 10 oy fark olduğu için iptal eden iktidar eğer 23 Haziran'da 11 bin fark görseydi gene iptal etme hakkını kullanabilirdi. Opsiyonunu kullanabilirdi. Böyle bir hakkı yok ama bu opsiyonu kullanabilirdi. Aradaki 806 binlik fark, ki bunun çok önemli bir kısmı ilk seçime katılmayan, muhalefete ders vermek isteyen seçmenin sonrasında katılmasından gelen farktır. Bu fark sayesinde iktidar bir üçüncüye teşebbüs etmedi. Diyebilirsiniz ki üçüncüsü bu kadar kolay mı? Vallahi bir
ikinciyi yapan üçüncüyü yapmakta bence pek de bir tereddüt hissetmez diye düşünüyorum. Evet, o yüzden farkın ne kadar fazla olduğu çok önemli önümüzdeki süreçte de. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ertan Aksoy. Ben teşekkür ederim söz hakkı için. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Sevgili izleyenler, Aksoy Araştırma Başkanı Sayın Ertan Aksoy ile konuştuk. Bakın ne kadar önemli değil mi?